Evet. E ee, öyle tabii. Yani 50 kuruşluk madeni paranın 1 TL'ye mal olduğu günlere geldik Türkiye'de. Şaka gibi ama gerçek. Şimdi Türk savunma sanayi şirketinin en değerli kurumlarından biri, şirketlerinden en değerli kurumlardan biri Aselsan. Geçtiğimiz haftalarda biraz Gizemli bir tartışmaya konu olmuştu. Satıldı mı, satılmadı mı? Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi satıldı? Katar Anlaşması'nın içine mi konuldu? Bir vakıf senedi var. O vakıf senedi satışa uygun hale mi getirildi? Sonra Aselsan'dan resmi açıklama gelmiş. Böyle bir satışın asla gerçekleşmediği söylenmişti. Şimdi bugün de anlıyoruz ki Aselsan Katar, Q ile Aselsan Katar ismiyle yeni bir şirket kurulmuş ve patent alınmış. Nerede? Katar'da. Sadece Katar'da mı? Hayır. Anlaşılan başka coğrafyalarda da CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu meclis gündemine taşıdı. Türk Savunma Sanayi Şirketi Aselsan Katar'a açıldı. Kurum Aselsan Katar markasını tescil ettirdi. Aselsan'ın Katar'daki yatırımları için kurulan yeni şirketin ismi Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi marka ilan bülteninde yayımlandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu meclis gündemine taşıdı. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Tanal, Aselsan tarafından Katar'da faaliyet göstermek üzere kurulmuş ya da Aselsan'ın ortak hisseye sahip olduğu ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bulunup bulunmadığını sordu. Devamında eğer böyle bir şirket varsa ünvanını, faaliyet amacını ve Aselsan'ın sahip olduğu hisse oranının ne kadar olduğunu da sorularına ekledi. Konuyla ilgili Aselsan'dan açıklama geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Haluk Görgün attığı tweet'te Türk milletinin gözbebeği Aselsan küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır dedi. Aselsan'ın Katar'da bir şirket kurduğu bilgisi şirketin resmi internet sitesinde de yer aldı. İnternet sitesinde yapılan açıklamada Aselsan'ın Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek için açılan şirketin %100 Aselsan iştiraki olduğu belirtildi. Aselsan'ın Katar'a satılacağı iddialarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanlamıştı. Bütün alanlarda kullanılabildiği gibi Durum bu. Bir başka tartışma ise Türk Telekom'la ilgili. Hatırlayacaksınız gene Türkiye'nin en değerli markalarından hatta bana sorarsanız ve uzmanlara göre de Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türk Telekom 3'e 5'e hiç tanımadığımız bir gruba hızla satılmıştı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un %55'lik hissesini satın almak için masaya oturmuş. Bunu da gündeme getiren CHP milletvekili Murat Bakan Türk Telekom'un bankalardan alınarak varlık fonuna devredilecek olmasını haklı olarak eleştiriyor. Diyor ki Türk Telekom satın alınınca bankalar mı kurtarılacak ya da bankalar alınarak Körfez sermayesine mi satılacak? Cumhuriyet tarihinin en önemli soygunlarından, yolsuzluklarından birisi hangisi derseniz Belki de birincisi Türk Telekom'un Hariri ailesine satılmasıdır. Bir aile şirketine dönen, Türkiye'nin Cumhuriyet'in en önemli değerlerini bünyesine barındıran ve adeta ülkemizin mal varlığını ipotek kuruma haline gelen varlık fonuna satışı konuşuluyor. Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un %55 hissesine talip oldu. Türk Telekom'un %55 hissesi 2005 yılında Lübnanlı Hariri ailesinin Suudi Telekom şirketiyle ortak olduğu Öger Telekom'a satılmıştı. Şirket devleti olan borcunu aldığı kredilerle kapatmış ancak kredileri ödememişti. Bankalar borca karşılık Öger Telekom'a ait %55'lik hisseleri devralmıştı. Hariri ailesine kasasında 2 milyar dolarla satılan Türk Telekom 7 milyar dolar temettü alan Hariri ailesinin Türk bankalarını da borçlandırarak krediler çekerek o kredileri batırarak ee, Telekom'u bankaların sahip olduğu ee, konsorsiyuma satarak gitmişti. Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un %55 hissesini satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Türk Telekom'un varlık fonuna devredilecek olmasını değerlendirdi. Acaba bankalar kurtarılmak mı isteniyor diye sordu. Şimdi geçmişini bilerek bugünü değerlendiriyoruz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük ekonomik krizlerin, ekonomik kriz içinde nasıl bir oyun kurgulanmaya çalışılıyor? Türk Telekom satın alınarak varlık fonu eliyle bankalar mı kurtarılmak isteniyor? Ya da bankalardan alınarak körfez sermayesini satılacak? Geçtiğimiz günlerde meclis gündemine gelen limanların işletmesinin ihalesiz olarak 49 yılını uzatılmasını öngören kanun teklifini hatırlattı CHP'li bakan. Çok önemli bir kanun ee, daha işte meclis gündemine geldi. Limanların e, süresinin 49 yıllığına uzatılması ihalesiz olarak. Bunları birlikte düşündüğümüzde acaba önümüzde Türkiye'nin mallarını ipotek eden, mal varlığını Körfez servisine peşkeş çeken yeni bir oyunun içindeyiz diye mi soruyoruz? Türkiye bir süredir komşularıyla Enteresan yeni bir açılım süreci, bir barışma süreci yürütüyor biliyorsunuz. Onlardan biri de Ermenistan. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecinin başladığını açıkladı kritik bir açıklama. Bir özel temsilci atanacak, atanacak olan kişi Serdar Kılıç ismini nereden hatırlıyorsunuz? Bir önceki Amerikan e, büyükelçimiz yani Washington D.C'de görev yapan büyükelçimiz Serdar Kılıç ve e, Bakü büyükelçisi. Fauruk Looğlu'na bu açılımı sorduk. Dedik ki durup dururken neden tekrar bir barışma süreci başladı, bir normalleşme süreci? Loaulo açılımda Amerikan gölgesi var diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıçı özel temsilci olarak ...resmi olarak görevlendireceğiz. İki ülke Türkiye ve Ermenistan karşılıklı olarak açıkladı. Normalleşme süreci başlıyor diye. Takvim hızlandı, Türkiye'nin Ermenistan özel temsilcisi belli oldu. Yine tamamen siyasi nedenlerle köşeye sıkışan bir hükümet. Tarihi dış politikada kimi adımlar atmakta, hamleler yapmakta bulmaya çalışıyor. Ermenistan açılımı gibi ilk nazarda böyle olumlu görünüyor. Olumsuz da değil ama bir takım kayıtlarla bunun olumlu olduğunu ve sıkıntılar yaratabileceğine işaret edeceğim. Emekli Büyükelçi Faruk Loğlu Halk TV ekranlarında Dünya Varmış programına konuk oldu. Normalleşme sürecinin neden şimdi başladığı sorusunu yanıtladı. Son açılım. bir Amerika'nın ağır bir gölgesi var. Washington atılan adımlara destek verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı süreci desteklediklerini açıkladı. Türkiye bu e, hamleyi yaptı. Bölgesel açıdan, bölgesel ilişkiler bakımından e, bu e, iyi bir şey. İyi uygulanabildiği takdirde yani bu süreç e, sonu getirilebildiği takdirde eyvallah. Yani e, herkes bundan e, kazanç çıkar. Emekli büyükelçi herkes kazançlı çıkar diyor ama Ermenistan daha da kazançlı çıkar diye ekliyor. Bu halde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi Ermenistan bakımından çok büyük bir süre şeydir, kazançtır. E, ee, Paşinyan bunu bildiği için hemen Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verilmiş. Emekli Büyükelçi Loğlu'na göre sürecin önündeki en büyük engel ABD'deki Ermeni lobisi. Ermenistan bakımından çok olumlu karşılanacak ama ama Amerika'daki Ermeni lobisine tatmin etmeyecek. Geçelim Ermenistan Türkiye sınırından Kıbrıs'a. Arkamdaki beyefendinin adı Halil Falyalı. Kendisini organize suç lideri Sedat Peker'in videoları, ifşaatları ve itirafları kapsamında tanınmıştınız hatırlayacaksınız. Gerçi gazeteciler için tanıdık bir hikaye. Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasadaşı bahis pazarının başındaki isim. Şaibeli karanlık bir isim. Türkiye'de de aynı pazarda önemli etkisi olduğu biliniyor. Bahis ve kumar dünyasının lideri desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bir süre önce kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Hatta Sedat Peker bile bu işe şaşmış ve demek ki Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'dekinden daha cesur savcılar varmış diye yorum yapmıştı. Halil Falyalı tahliye edildi. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu iddia edilen bir isim. Halil Falyalı iki aydır cezaevindeydi. Serbest bırakıldı. E, dosya geri çekildi. Susturuldu, ispatlandı. Falyalı Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelmişti. Peker, Falyalı'yı uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamıştı. İddiasına göre bunu AKP Grup Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte yapıyordu. O iddialardan sonra tutuklandı Falyalı ama soruşturma konusu uyuşturucu ve yasa dışı bahis iddiaları değildi. Falyalı kumarhanesinde bir kişiyi alıkoymak ve darp ettirmekle suçlandı. 15 Ekim'de Kıbrıs'ta polise teslim oldu. İki ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Çünkü Falyalı ve çalışanları hakkında...